Konuşan Servis'ten merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Sizlere bu videomda Canon'un PF3 kafa kullanım modellerinde genellikle kafa bittiği zaman veya işte sağa taktığınız kafayı sola takamama gibi sorunlarınız olduğu zaman nasıl çözüm bulacağınızı anlatmaya çalışacağım. Zaten açıklama bölümünden nerede alacağınızı da linkini paylaşacağım. Özellikle mesela örnek diyorum 8000S, 8100S var. Bu modellerde kafayı mesela bir sola taktığınızda sağa takamıyorsunuz veya sağa taktığınız kafayı sola takamıyorsunuz ya da kafanın ömrü bitti diye yeni kafa almak zorunda kalıyorsunuz. Bunun da masrafı biliyorsunuz 2500 TL, 2000 civarlarında satanlar var basit kafayı. Siz de bir kereye mahsus 200 dolara yakın bir ücreti var. Alıyorsunuz, kendiniz sıfırlıyorsunuz. Kendiniz sıfırladığınız zaman da ne oluyor? 2500 yerine 500 TL'ye bir kere mahsus alıyorsunuz ve istediğiniz zaman sıfırlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili zaten modelleri de paylaşacağım. Özellikle IPF 5510, 605, 610, 710, 720, 5000, 5100 bu modelin hepsinde geçerli olan bu chip resetir. Kafayı koyuyorsunuz, sıfırlıyorsunuz. Solda kafayı sağa, sağda kafayı sola takabiliyorsunuz rahatlıkla. Yani kafanızı sıfırlayıp istediğiniz yazıcıya takabilir veya yerini değiştirebilirsiniz. Sağla sol ayarını değiştirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Genellikle mesela örnek veriyorum, kırmızı kafa bozulduğu zaman siyah çok çıktı aldığınız için siyahla işiniz olduğunda sıfırlayıp siyahın yanına takabilirsiniz. Kırmızı işiniz olmadığı zaman genellikle mimarlarla ilgili söylüyorum bunu. Çoğunluk siyah pasta alıyorlar ama renkli de kafa bozulduğu zaman diğer kafayı görmüyor. Ne oluyor? Bir kafa bozulduğu zaman ikinci kafayı almak zorunda kalıyorsun. Ama bununla ilgili de dediğim gibi bu yazılım, bu resetterla daha doğrusu sıfırlayıp sıfırdan kafa almış gibi takıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Tabii ki elektronik bir arızası yoksa ana kafanızın. Ama normalde dediğim gibi ömrü dolmuş veya bas kafasının chipsel olarak dolduğu zaman, kullanamadığınız zaman bu resetterla rahatça resetleyip kullanabilirsiniz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda, bir başka sorunda görüşmek dileğiyle. Özellikle kanalımızı beğenmenizi ve videolarımızı sosyal alanınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur.